İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması. Artsakh Bilgi Merkezi, Paruh olaylarından sonra tüm temas hattı boyunca herhangi bir pozisyon değişikliği kaydedilmedi. Beyrut'ta büyük yürüyüş, Lübnan'daki Ermeni toplumu 24 Nisan'da anma etkinlikleri düzenleyecek. Batı Ermenistan Milletvekili Agop Agopyan, Artsakh nüfusu bugün stresli bir durumda yaşıyor. Batı Ermenistan'ın kadın sanatçıları. Batı Ermenistan'ın Urfa'da endemik karagül çiçek açtı. Surparukyun gününde Artsakh Piskoposluğu Dadivank'a bir hac ziyareti düzenleyecek. Alman Profesör Friedrich Schulz, Moses Horenatsi'nin Van'daki Urartu Krallığı hakkında eski çivi yazılı yazıtlarını keşfetti. 3 ardışık Türk hükümeti tarafından Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı yapılan soykırım mağdurlarının anısına. Ermenilere yönelik soykırım olan Armenosid'in daha geniş bir Ermeni kolonizasyonunun parçası olduğunu, insanlığı yok etmenin ve imhanın el ele gittiği her zaman hatırlamalıyız. Ermeni halkı bir asrı aşkın süredir bir imha savaşına maruz kalmaktadır. Jean Jure, imha savaşı terimini kullanarak Ermeni halkının başına gelen trajedinin tüm boyutlarını anlamıştı. İmha savaşı nitelemesi daha sonra uluslararası hukukta soykırım terimiyle kaydedildi ve Ermeni halkının üzücü kaderi bir başlangıç noktası olacaktı. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Artsakh Savunma Ordusu birliklerinin 24-25 Mart'taki eylemleri sonucunda ilerlemelerinin durdurulduğu Azerbaycan birlikleri Karaguluf bölgesinde kalmaya devam ediyor. Artsakh Enformasyon Merkezi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Azerbaycan tarafı sonuncusu Mardakert'teki bazı köylerle ilgili olmak üzere çeşitli yönlerde iddia edilen yeni saldırılar hakkında düzenli olarak yanlış bilgiler yayıyor. Gerçek şu ki bu tür iddialar tamamen yanlıştır. Paruh ve Karaguluh'ta yukarıda bahsedilen olaylardan bu yana tüm temas hattı boyunca herhangi bir pozisyon değişikliği kaydedilmemiştir. Azerbaycan'ın yanlış bilgisine önem vermemeye, sadece resmi haberleri takip etmeye çağırıyoruz. Ekonomik krizin yol açtığı zorluklara ve zor duruma rağmen Lübnan'daki Ermeni toplumu, Ermenilere yapılan soykırım Armenosid'in anma günü olan 24 Nisan'da büyük bir halk yürüyüşü düzenleyecek. Lübnan'daki Ermeniler 24 Nisan mesajında sadece Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid mağdurlarını anmakla kalmayacak, Türkiye'nin inkar politikasını öne çıkarmakla kalmayacak, sadece talepleri ele almakla kalmayacak, aynı zamanda Azerbaycan'ın Artsakh'taki Ermenilere yönelik saldırganlığını da gündeme getirecekler. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten Armenia TV'de doktor psikiyatrist Agop Agopyan, Artsakh'ta yaşananları aktararak olayların o kadar hızlı gerçekleştiğini ve henüz bir sorunu çözememiş olan toplumun kendisini ikinci sorunda bulduğunu belirtti. Mart ayı başında doğalgazın kesilmesiyle insani bir felaketle başlayan sorunlar daha sonra Paruh ve Karaguluh olaylarıyla devam etti. Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne sunduğu 5 maddelik barış antlaşmasına atıfta bulunarak her Artsakh sakini için güvenliğin bir koruma, kendi topraklarında yaşama hakkı olduğuna dikkat çekti. Bütün bunlarla birlikte Ermenistan Cumhuriyeti'nde Artsakh'ta çok sert ve acı bir şekilde kabul edilen birçok açıklama yapıldığını belirtmek gerekir. Agopyan konuşmasını sonlandırırken Artsakh'ta Rusya'ya dahil olmak üzere bir imza toplantısı başladığına dair söylentileri yalanladı. Arşivci, araştırmacı Kassandra Tavukçıyan şunları yazıyor. Ermeni kadın sanatçılar AVA, Ermeni kadın sanatçılarını tanıtmayı amaçlayan eğitici tarihi bir Instagram sayfasıdır. Batı Ermenistan'ın coğrafi alanı ve Ermenilere yapılan soykırımı ve sonrasını göz önüne alındığında temsil ettiği kadınların dünyanın her yerinden gelmesi şaşırtıcı değil. Her zamankinden daha fazla bugün dünya çapındaki Ermeniler kültürel kimliğimizi korumaya gelince bir sinizm ve umutsuzluk yaşıyorlar. Yine de karşılaştığımız sürekli trajedilere ve tehditlere rağmen bazen ne kadar ilerlediğimizi, atalarımızın bizden önce yaptığı gibi içimize sebat etme ve başarılı olma potansiyeline dair hatırlatmalara ihtiyacımız var.
Dünyada sadece Batı Ermenistan'ın Urfa ilinin Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü görünümünü ve kokusunu yetiştiği topraktan alan Karagül ilkbaharla çiçek açtı. 2013 yılında Stanislav Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce sakin şehir ağına dahil edilen Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin saklı cenneti olarak nitelendiriliyor. Batı Ermenistan'ın cenneti diye adlandırılan Halfeti, Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti konumuna gelmesiyle birlikte sular altında kalan evler ve tarihi yapılara da ilgi oldukça fazla. Nisan sonu ve Mayıs ayı başlarında her yıl açan Karagül, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan Karagül yılda iki kez açıyor. Stepanakert'teki Surp Asvazaz'ın kilisesinin papazı Nerses Asıryan tarafından bildirildiğine göre Arsak Piskoposluğu 17 Nisan'da Surp Arutyun Bayramı vesilesiyle Dadivan Kilisesi'ne bir hac ziyareti düzenleyecek. Nerses Asıryan inançlılar için uzun zamandır beklenen bir haber. Surp Arutyun gününde Arsak Piskoposluğu Dadivan'a bir hac ziyareti düzenleyecek. Katılmak isteyenlerin bir an önce Stepanakert'teki iki kiliseden birinde kayıt yaptırmaları gerekiyor diye yazdı. Alman Profesör Friedrich Schulz, Van'da Moses Horenasi tarafından anlatılan antik çivi yazılı yazıtları keşfetti. Onları kopyaladı ve incelemek için Paris'e gitti. Yolda kendisi ve iki subayı Kürt eşkıyaların saldırısına uğradı. Ancak Van'da kopyalanan protokolleri Paris'e güvenli bir şekilde ulaştırdı ve 1840 yılında yayınlattı. Horenasi'ye göre Ermenistan M.Ö. 2492'de kuruldu. Bu bilgi aynı zamanda New York Times'ın 2015'teki bilimsel bir makalesinde güvenilir bir kaynak olarak göründü. New York Times, 5. yüzyıl tarihçisi Moses Horenasi ana vatanının milattan önce 2492'de kurulduğunu yazdı ve bu bir efsane gibidir. Ancak kendisi Babil'e seyahat ettiğini ve eski kayıtları incelediğini iddia ediyor. Analizleri bu tarihin oldukça muhtemel olduğunu gösteriyor diye yazdı. Horenasi, Van yazıtlarının bazı Yunanca tercümelerinde gelecek nesillere aktarmak için koruyabildiğini kaydetti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Tatul Altunyan adlı devlet dans ve şarkı topluluğu tarafından icra edilen Ermeni halk dans şarkısı Koçari adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.